21 Kasım 2024 Perşembe, ben Yiğit Günal. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Bugün ve yarın Oktan Erdikmen İstanbul'da bir panelde konuşmacı olduğu için size haberleri ben aktarmaya çalışacağım. Ancak ne yazık ki bugün bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Almanya'nın Duisburg şehrinde 6 Kasım'da sabah namazından sonra camiden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İmam Fatih Er Yılmaz'dan maalesef acı haber geldi. Er Yılmaz'ın cenazesi Hollanda'da bulundu. Ölüm sebebi henüz belli değil. Aile ölüm sebebine ilişkin Hollanda polisinden gelecek yanıtı bekliyor. Gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyor olacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Almanya Noel pazarlarında fiyatlar gibi güvenlik önlemlerini de arttırmaya başladı. Mannheim ve Solingen kentlerinde Haziran ve Ağustos aylarında radikal İslamcılar tarafından bıçaklı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından sıkılaştırılan bıçak taşıma yasası geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Roman Posek, "Polisimiz Noel pazarına gezmeye giden herkesin kendini güvende hissetmesi için elinden geleni yapacaktır. Şehir merkezlerimizde, hele ki Noel pazarlarımızda bıçağın işi yok," dedi. Diğer eyaletlerde de bu yıl her zamankinden daha fazla polis görev alarak rastgele kimlik ve çanta kontrolü yapmayı planlıyor. Kuzey Renvestfalya İçişleri Bakanı Reul, "Noel pazarlarına gitmekten korkmayın. Saldırılarda hedef Noel pazarları değildi. Polis Noel pazarlarını mümkün olduğu kadar iyi koruyacak," dedi. Noel dönemi yine de milyonlarca kişi için yılın heyecanla beklenen zamanı olmaya devam ediyor. Ama fiyatlar da maalesef her yıl artmaya devam ediyor. Noel pazarlarının vazgeçilmezi Glühwein, sıcak şarap fiyatları ortalama 3 avro ile 6 avro arasında değişiyor. Sadece sıcak şarap değil, tüm yiyecek ve içeceklerde gözle görülür bir fiyat artışı söz konusu. Bugün Düsseldorf'ta içinde çikolata harici hiçbir şey olmayan 2 krep için 12 euro ödedim. Alman Hava Durumu Servisi, Bavyera ve Baden-Württemberg'in bazı bölgeleri için yoğun kar yağışı nedeniyle fırtına uyarısı yaptı. Öğle saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşullarının cuma sabahına kadar süreceği belirtilirken, kar fırtınası nedeniyle dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Uyarı, yukarı Bavyera'yı, Baden-Württemberg'de Freiburg ve Tübingen'i kapsıyor. Münih'te ise 15 santimetreye kadar kar yağışı bekleniyor. Yola çıkacak sürücüler için ve balkon, teras gibi açık yerlerde eşyaları olanlar için önlem uyarısı da yapıldı. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum farklı değil. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Havalar her yerde soğudu, kış kendini hissettirmeye başladı. Özellikle kar lastiklerimizin olmasına mutlaka dikkat edelim. Kaygan zeminlerde düşme vakaları da çok fazla oluyor. Yaşlılarımızın bu mevsimde kullandığı ayakkabılar da oldukça önemli. Dengesiz düşme vakaları maalesef buzlu günlerde çok fazla. Aman dikkat edelim. Alman şirketlerinde kadın kotası ile ilgili büyük tartışmalar yaşanıyor. Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig, acilen kadın kotasının hayata geçirilmesi için Noel'den önce yasanın geçmesi gerektiğini söyledi. Tıp öğrencilerinin %70'inin kadın olduğunu, ancak kadın başhekimin yok denecek kadar az olmasını eleştiren başbakan, kadınların %72'si iş yerinde kendilerini dezavantajlı hissediyor ve erkeklerle aynı şeyi başarmak için daha iyi olmaları gerektiğine inanıyor. Bu bireysel olarak kadının hatası değil, yapısal bir sorun, dedi. Federal Kriminal Dairesi'nin 2023 raporuna göre de Almanya'da 2023 yılında 180.715 kadın aile içi şiddete ve 52.330 kadın cinsel suçlara maruz kaldı. 938 kadın ise kadın düşmanlığı, ayrılma, boşanma ve ataerkil düşünce yapısı gibi nedenlerle cinayete kurban gitti. Dijital alanda işlenen şiddet suçları ise %25 arttı. 17.200 kadın dijital şiddet kurbanı oldu. Kadınlarımıza dünyanın neresinde, hangi din, dil veya ırka mensup olurlarsa olsunlar, her zaman özel bir özen ve saygı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Umarım tüm dünyada bu görüş her geçen gün yaygınlaşır. Almanya genelinde hızla yayılan cilt mantarı hijyen kurallarına dikkat edilmemesi nedeniyle özellikle berberlerde gençler arasında yayılıyor. Söz konusu mantarlar saç kıran hastalığına sebep olabilir. Yaz aylarında Berlin'in Neukölln semtindeki berber dükkanlarında çok sayıda kişiye cilt mantarı bulaşması sonrası belediye yetkilileri kontrollere başladı. Neukölln Sağlık Dairesi incelenen dükkanların çoğunda eksikler tespit etti. Denetimler sonrası bir dükkan geçici olarak kapatıldı. İki dükkanda da ciddi kusur bulundu. 40'ı aşkın işletmeden sadece 6'sında hiç hata tespit edilmedi.
Enteresan bir olay var. Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta bir yeraltı otoparkında güvercin pislikleri yangın alarmının devreye girmesine neden oldu. Alarmın kapıları kilitlemesi nedeniyle 200 araç ve yüzlerce ziyaretçi tam 3 saatten fazla garajda mahsur kaldı. Sürücülerden birinin otopark şirketine yazdığı şikayet mektubunda yanlış alarmın tüm kurbanları adına şirketin Almanya'daki o tüm otoparklarında ömür boyu ücretsiz park etme hakkı talep ettiği öğrenildi. Şirketin yanıtını henüz bilmiyoruz ama az çok tahmin edebiliyoruz. Almanlar güvercinleri sevmiyor gibi. Çünkü hatırlarsanız Haziran ayında Limburg'da güvercinlerle ilgili düzenlenen referandumda halkın çoğunluğu güvercinler öldürülsün demişti. Şehirde sadece 700 güvercin varken bunun çok fazla olduğuna ve hatta onların öldürülmesi gerektiğine karar verilmesi anlaşılır gibi değil. Limburg Belediye Başkanı seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşlar seçme haklarını kullanmış ve önümüzdeki 2 yıl içinde hayvanların bayıltılarak öldürülmesiyle güvercin popülasyonunun azaltılması gerektiğine karar vermiştir dedi. Bu hayvanların bu insanlardan daha çok çekecek çilesi var gibi. Hayvan haklarının son derece önemli ve güçlü olduğu Almanya'da da böyle oluyorsa diğer ülkelerdeki hayvanların vay haline. Yeşiller Partisi şehir içinde her yerde 30 kilometre hız sınırı getirilmesini istiyor. Bu Yeşillerin yeni seçimlerde yer alması halinde olası koalisyonunda diğer ortaklar arasında sorun yaratacak konulardan biri. Yeşiller bu konuda taviz vermek istemiyor. Mutlaka otoyollarda azami hız sınırının 130 kilometre, köy yollarında 80 kilometre, şehir içlerinde de 30 kilometre olmasını istiyor. Ancak bunlar FDP'nin ve birlik partilerinin şu ana kadar kesinlikle reddettiği talepler. İsviçre'de dün gece başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Hükümet yoğun kar yağışı nedeniyle alarm seviyesini 3'e yükseltti. Fransa sınırına yakın bölgelerde ovalardaki kar kalınlığının 40 santimetreye kadar çıkabileceği bildirildi. İsviçre Hava Durumu Servisi kar yağışının saat 18'den sonra şiddetleneceği ve gece yarısına kadar süreceği uyarısında bulundu. Olumsuz hava koşullarından en çok Zürih, Winterthur ve Basel gibi kentlerin etkilenmesi beklenirken bu bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşacağı aktarıldı. Fransa'da da dün gece itibariyle Sayateno fırtınasının etkisi altına girdi. Fransa Meteoroloji Dairesi bugün 54 bölgede turuncu alarmı ilan etti. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Ayrıca kuvvetli rüzgarlar ve kar birikintisi nedeniyle Alplerde çığ riskinin de arttığı, dağcılık ve kayak gibi aktivitelerin iptal edilmesi gerektiğini bildirdi. Belçika'da da dün gece başlayan kar yağışı bu sabah saatlerinde çok sayıda trafik kazasına neden oldu. Brüksel'de sabah saatlerinde yolların kaygan olması nedeniyle bir tünel trafiğe kapatıldı. Brüksel'deki trafik sıkışıklığı saat 8'de sabah 465 kilometreye kadar çıktı. Uçuşların da tabii ki birçoğunda gecikmeler ve iptaller yaşandı. Uçuş demişken Hollanda Havacılık Dairesi'nin verilerine göre Hollanda kalkışlı uçuşlarda bu yılın ilk 10 ayında 983 kez GPS sinyalleri manipüle edildi. Geçtiğimiz yıl bu sayı sadece 163 iken 2022'de bu tür olaylara hiç rastlanmamış. Havacılık uzmanları söz konusu olayların sabotaj olduğuna dikkat çekerken uluslararası sivil uçuş güvenliğinin de tehlikeye atıldığını vurguladı. Nasıl yapılıyor bu GPS sabotajı derseniz, GPS sinyalleri manipüle edilerek uçaklara yanlış koordinatlar ve veriler gönderiliyor. Amaç genellikle insansız hava araçları ve askeri uçakları engellemek ama yolcu ve kargo uçuşları da bu durumdan maalesef etkileniyor. Black Friday çılgınlığı bitmiyor ancak bu dönemde mağazalarda çalışanlar için durum tabii ki farklı. Avusturya'da Perakende alanında yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde anlaşmaya varılamadı. Haftaya yapılacak 4. tur görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamazsa gelecek hafta 29 Kasım ve 30 Kasım Black Friday indirimlerinde greve gidilebileceği duyuruldu. Sendika sürprizlere hazırlıklı olun ifadelerini kullandı. İngiltere'de 16 yaş altına sosyal medya yasağı gelebilir. İngiltere Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, çevrim içi güvenliği arttırmak amacıyla 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağının planlandığını açıkladı. Avustralya'da da benzer sosyal medya kısıtlamaları görüşülüyor. Bunu belirten Kyle, bu konuda diğer ülkelerle de sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Geri dönüşüm kuruluşu Resupel'in verilerine göre Belçika'da 55 milyon kullanılmayan eski elektronik cihaz bulunuyor. Raporda hane başı ortalama 106 elektronik cihaz bulunduğu belirtilirken elektronik atıklar arasında en çok ampul, el feneri, eski cep telefonları ve şarj kablolarının yer aldığı açıklandı.
Buzdolabı atıklarındaki zararlı gazların bir aracın Belçika'dan Şangay'a kadar yol alırken verdiği çevresel zarardan daha da zararlı olduğu belirtildi. Enteresan bir bilgi. Zararlı atıklar, kadın hakları, insan hakları, soğuk hava şartları, güvercinlerin çektikleri derken bugünkü haberlerin de sonuna geldik. Pazartesi Oktan Erdikmen yine şiir ve hikayeleriyle sizlerle olacak. Yarın ve hafta sonu yeniden ve daha güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.